Mersin Büyükşehir Belediyesi 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 101. yılı ve şehitleri anma haftası nedeniyle Aşık Sefai ve Ahmet Coşkun'un hazırladığı Çanakkale'den Dumlupınar'a Vatan adlı özel bir sunum gerçekleştirdi. Türkmenim, Oğuz'um, soy soyladım, boy boyladım. Yeni doğmuşa at, kahramana san verdim. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen programda şair Ahmet Coşkun, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Cumhuriyet'in kurulmasına kadar geçen süreçte yaşananları, kahramanlıkları kendi üslubuyla, coşkulu bir anlatımla Mersinlilere tekrar yaşattı. Bildik ki şükürdür, şifredir, müjdedir dua. Bildik ki geceye gizlenmiş şafaktır dua. Kara kışta saklanan bahar. Türkiye'nin her yöresinden oyunlar ve türkülerle zenginleştirilen programda Aşık Sefai şiirleriyle geceye renk kattı. Ne şartlarda olursa olsun, bütün dünyaya onlar Çanakkale'dekiler deyin, onlar bizi tanır. 3-5 tane çaşıt, 3-5 tane uşak. Devlet müddet ebettir. Uğruna helak olmuşum, şerefi şan istemem. Baş bağlasın koca yayla, düzde meydan istemem. İnsanlar sokaktan emin değil, çarşıdan emin değil, çalıştığı iş yerinde emin değil ve herkeste müthiş bir endişe var. Bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen hainler maalesef üzülerek de belirtmemiz gerekirse sanki amaçlarına ulaşmışlar gibi. Ama biraz evvel gördüğümüz o Çanakkale'de yaşanan hadiseler nasıl ki Osmanlı'nın külleri arasından yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni doğurduysa, bugünkü yaşadığımız badireler de bize göre geçicidir. Türk milleti tarih boyunca hiç kimseye yedi düvele boyun eğmemiş, başını dik tutmuştur. Değil ki 3,5 soysuza bu ülkeyi bırakacak. Kimse heveslenmesin. Kimse heveslenmesin. Ceddimiz nasıl bir mücadele verdi? Bayrağı bugünlere kadar taşıdık. Bizden sonra da bu bayrağı çocuklarımız, torunlarımız, onların torunları taşımaya devam edecekler. Bu topraklarda geçmişten bu yana birçok medeniyet yaşadı. Ama bin küsür yıldır bu topraklar Türk yurdu ve hiçbir medeniyet bizim kadar bu topraklarda tutunamadı. Dolayısıyla hiç kimse heveslenmesin. Kim bu ülkenin üzerine hesap yapıyorsa o hesabı kursaklarında koyarız. Dolayısıyla bizim geçmişten ders alarak geleceğe yön verme mecburiyetimiz var. Biz bugün emanetçiyiz ama yarın emaneti gerçek sahiplerine yine bizler teslim edeceğiz. Korkuya, endişeye hiç gerek yok. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Kaderde alnımıza ne yazılmışsa biz onu yaşarız. Ne bir saniye önce ne bir saniye sonra. İman etmişiz, Allah'a inanmışız ve bu emaneti de teslim edeceğimiz güne kadar şanla, şerefle, namus gibi bu vatanı bilerek sonuna kadar taşımaya hazırız. Bugün gerçekten
18 Mart için böyle bir program tertip edilmişti. Ama maalesef Eylül ayından bu yana kaçıncı defadır bu etkinliklerimizi ertelemek durumunda kaldık. Ama şunu herkes bilsin ki bundan sonra bu ülkeyi kan gölüne çevirenlere fırsat vermeyeceğiz. Planladığımız her etkinliği de sonuna kadar Mersinli ile birlikte gerçekleştireceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'i ileriye taşıyacak olan bir çalışmaya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği protokolü başta ARGE projeleri olmak üzere Büyükşehir Belediyesi ve üniversite işbirliğinin oluşturulması ve yenilikçi teknolojik üretimle Mersin'deki istihdam kapasitesinin artırılmasını amaçlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi İşbirliği ekibi tarafından 2 ayda bir gerçekleştirilmesi planlanan toplantılarda kentin ihtiyaçları doğrultusunda gelişecek eylem planları konuları üst yönetime iletilerek gereken çalışmalar organize edilecek. 6 maddeden oluşan işbirliği protokolü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Çamsarı tarafından Mersin Üniversitesi Rektörlük Binası Senato Salonu'nda imzalandı. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak üniversitelerle işbirliği içerisinde kenti bir yerlere getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bugüne kadar belki üniversitelerle bu tür konularda ortak projeler üretilmedi. Belki sıcak ilişkiler kurulamadı. Ama özellikle de Sayın Rektörümüzün göreve gelmesinden sonra biz Mersin Üniversitesi ile daha sıcak bir iletişim kurduk. Her geçen günde bu birliktelik, bu iletişim gelişiyor. Dolayısıyla bundan önce de bazı protokoller imzaladık. Bugünkü protokol da bunlara ilave olarak bir çerçeve ana protokol. Birlikte projeler üreteceğiz ve inşallah seçim döneminde de söylediğimiz gibi Mersin'i gelin birlikte yönetelim, birlikte büyütelim anlayışıyla Mersin'e daha güzel hizmetler sunmanın heyecanını taşıyoruz. Ben şimdiden bu protokolün hem üniversitemiz hem de Mersin Büyükşehir Belediye'miz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güzel günlere diyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz hep şey dedik, bir şehri yaşanabilir kılan bazı dinamikler var. Bu sac ayaklarından en önemlilerinden biri Büyükşehir Belediyesi. Tabii ki üniversitenin de yadsınmaz bir etkisi var bunda. Özellikle bu dinamiklerin birbiriyle ortak çalışması Mersin'e fayda dışında hiçbir şey vermez. Bu kurumlardan, önemsediğimiz kurumlardan gelen her isteğe biz coşkuyla, sevinçle olur diyoruz, evet diyoruz. Büyükşehir Belediye'mizle de böyle bir çerçeve protokol yapmak bizi sevindiriyor. Neticede hizmet ettiğimiz Mersin halkı, Mersin hepimizin yuvası, yaşadığımız yer. İnşallah bu çerçeve protokol altında bundan sonra şehrimiz için çok güzel işler olur. Ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma bu konuda teşekkür ediyorum. İnşallah bu işbirlikleri devam eder ve Mersin'e beraber katkımız olur. Ben de sizlere teşekkür ediyorum bu konuda duyarlılık gösterdiğiniz için. Evet. Evet, atalım hayırlı başkanımız. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MUT Belediyesi tarafından yaptırılan 54.977 metrekare alana sahip Musa Eroğlu Sevgi Parkı'nın açılış törenine katıldı.
Açılış törenine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Mersin Milletvekili Oktay Öztürk, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, MUT Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, MUT Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel, MHP Mersin İl Başkanı Sebahattin Kılıç, sanatçılar Musa Eroğlu, Latif Doğan, Güler Duman, belediye meclis üyeleri, ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk halk müziğinin yaşayan efsane ismi Musa Eroğlu'nun doğup büyüdüğü memleketinde adına yaptırılan ve içinde ilkileri barındıran Musa Eroğlu Sevgi Parkı'na sanatçının 3 metre yüksekliğinde heykeli de dikildi. Ayrıca park içerisinde yer alan milli mücadelede önemli yere sahip Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti anıtının açılışı da gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MUT ve çevre ilçelerden katılımın yoğun olduğu açılış töreninde bir konuşma yaptı. Çağın Karacaoğlan'ı Musa Eroğlu'nun her zaman gurur duyulacak bir şahsiyet olduğunu belirten Başkan Kocamaz, onun birleştirici gücünü Türk milletinin genetiğinden gelen her zaman bir ve bütün olmaya yönelik öğretilerini hepimiz şiar edinmek durumundayız dedi. Bugün hepimiz mutluyuz. Sadece nüfus cüzdanında MUT yazanlar değil, bu güzel açılışta bu güzellikleri paylaşan, her şeye rağmen birlik ve beraberlikten yana tavır koyan herkese saygılar sunuyorum. Herkes bugün mutlu Allah'ın izniyle. Bugün burada gerçekten bu birlik ve dirlik ruhunu geliştirecek bir parkın açılışında sizlerle beraberiz. Çağın Karacaoğlan'ı dediğimiz Musa Eroğlu hocamız gerçekten bir Mersinli olarak, bir mutlu olarak her zaman gurur duyacağımız bir şahsiyettir. Onun birleştirici gücünü, onun Türk milletinin genetiğinden gelen her zaman bir ve bütün olmaya yönelik öğretilerini hepimiz şiar edinmek durumundayız. Ben kendisine hem bu parkın açılışından dolayı parkı açanlara, hizmeti geçenlere başta belediye başkanımız olmak üzere teşekkür ediyorum. Hem de uzun ve hayırlı ömürler diliyorum. Mersin'de HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın da katıldığı izinsiz Nevruz etkinliğinin sonunda ateş yakan grubu polis biber gazı sıkarak dağıttı. Akdeniz ilçesi Şevket Sümer mahallesinde düzenlenen etkinliğe katılan kalabalık Kürtçe ve Türkçe sloganlar attı. HDP eş genel başkanı Yüksekdağ, HDP Akdeniz ilçe bürosu önünde yapmış olduğu konuşmada yasaklanan Nevruz kutlamalarına tepki gösterdi. Konuşması biten Yüksekdağ'ın bölgeden ayrılmasıyla birlikte kutlama yapmak isteyen grup Nevruz ateşinin etrafında halay çekmeye başladı. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis, toma ve zırhlı araçlarla müdahalede bulundu. Su ve biber gazı sıkılan gruplar ara sokaklara kaçarak dağıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Mersin'de düzenlenen motosikletli polis timleri temel eğitimi kapsamında başarılı olan personele sertifikaları verildi. Önleyici Hizmetler Müdürlüğü Şube Müdür Vekili Dursun Demirci yapmış olduğu açıklamada eğitimi başarıyla tamamlayan 33 kursiyerin asli görevlerine başladıklarını söyledi. Genel ve kamu güvenliğinin sağlanmasında motosikletli polis timlerinin aktif rol oynayacağını belirten Demirci, sertifika alan personelin verilen her türlü görevi başarıyla yerine getireceğini söyledi. Demirci, timlerin görev alanları işlenmiş veya işlenmekte olan suçlarda olayın boyutuna göre gerekli personel gelene kadar olay yerinde suç delillerinin muhafazası ve şüphelilerin yakalanması için gerekli her türlü tedbiri almak, bu süreçte kaçmakta olan şüphelileri yakalayarak ilgili birimlere tespit etmek görevleri arasındadır. Motosikletli polis timlerinin parolası devletine bağlı, yasalara saygılı olmak, vatandaşlara sevgi ve saygı içerisinde hizmet ederek güven duygusunu vermektir dedi. Konuşmanın ardından sertifika alan 33 personel göreve başladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Miami şehrinde düzenlenen Strade Cruise Global Fuarı'na katıldı. Dünyanın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük deniz turizmi, ticareti ve taşımacılığı fuarında Mersin'i Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Deniz Ticaret Odası ve Mersin Turizm Platformu temsil etti. Uluslararası fuarların Mersin'in turizm potansiyelinin tanıtılması açısından çok önemli olduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin'in kruvaziyer turizmine oldukça elverişli bir kent olduğuna dikkat çekti. 321 kilometrelik sahil şeridine sahip olan Mersin'i kruvaziyer turizminin en önemli duraklarından biri haline getirmekte kararlı olduklarını belirten Başkan Kocamaz, gayelerinin Mersin'i turizm alanında ileri taşımak olduğunu söyledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Strade Cruise Global Fuarı için gitmiş olduğu Amerika'da, Florida'daki West Palm Beach kardeş şehirle de görüşmelerde bulundu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk Tunçsu ve Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, West Palm Beach Şehir Komisyonu toplantısına da katıldı. Toplantıda Mersin'in her geçen gün büyüyerek geliştiğini belirten Başkan Kocamaz, Mersin'in Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Mersin'in güzelliklerinin mutlaka görülmesi gerektiğinin de altını çizen Başkan Kocamaz, toplantıya iştirak eden katılımcıları Mersin'e davet etti. Diğer yandan Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, West Palm Beach Şehir Komisyonu toplantısında Mersin turizmi konulu bir sunum yaptı. Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Mersin İdman Yurdu kendi sahasında Gaziantep Spor'u konuk etti. Mersin Stadyumundaki karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Her iki takım da golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Mersin İdman Yurdu puanını 21'e, Gaziantep Spor ise 32'ye çıkardı. Mersin İdman Yurdu Gaziantep Spor karşılaşmasının ilk yarısının 8. dakikasında Murat Ceylan'ın Gaziantep defansının arkasına atmış olduğu pas sonrasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Nakulma rakibini geçer geçmez yerden sert vurdu. Top az farkla avuta gitti. 10. dakikada Güven'in pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Nakulma kaleyi cepheden gören bir pozisyonda sert vurdu. Kaleci Karsem Arkas'tan top döndü. 13. dakikada ani gelişen Mersin İdman Yurdu atağında sağ kanattan Güven'in ortası sonrasında kafalardan seken top son olarak arka direkte Nakulma'nın önünde kaldı. Nakulma'nın vuruşunda top Karsem Arkas'tan döndü. Dönen topu takip eden Titan'ın müsait pozisyondaki vuruşundaysa top üstten avuta gitti. İlk yarının 19. dakikasında Murat Ceylan'ın uzun pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Nakulma, kaleci Karsem Arkas'tan geçtikten sonra top yan ağlarda kaldı. 29. dakikada Murat Ceylan'ın ortasında ceza alanı içerisinde iyi yükselen Veliton'un müsait pozisyondaki kafa vuruşunda beşin yuvarlak üstten avuta gitti. Maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İkinci yarının 51. dakikasında ani gelişen Mersin İdman Yurdu atağında Vederson'un pasıyla ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Veliton'un yerden sert vuruşunda top yandan avuta gitti. 59. dakikada sağ kanattan Orkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte iyi yükselen Abdülkadir'in kafa vuruşunda meşhur yuvarlak yan ağlarda kaldı. İkinci yarının 67. dakikasında sol kanattan Vederson'un kullandığı köşe vuruşuna 6 pas üzerinde iyi yükselen Veliton'un kafa vuruşunda kaleci Karsem Arkas çizgi üzerinden topu ayaklarıyla çıkardı. 76. dakikada sağ kanattan Nakulma'nın ortasında arka direkte iyi yükselen Pedriel'in kafa vuruşunda topa iyi hamle yapan kaleci Karsem Arkas mutlak bir golü çizgi üzerinden çıkardı. Maçın kalan bölümlerinde de iki takımın çabası gol getirmeyince Mersin İdman Yurdu Gaziantep Spor karşılaşması 0-0 berabere sonuçlandı. Spor Toto Süper Lig'de 27. haftada Mersin İdman Yurdu deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. 0-0 beraberlikle sonuçlanan Mersin İdman Yurdu Gaziantep Spor karşılaşması sonrasında Mersin İdman Yurdu'nun teknik direktörü Ümit Özat futbolcularını tebrik etti. Ümit Özat, karşılaşmada çok sayıda kurtarış yapan Gaziantep Spor kalecisi Karsem Arkas'ı da tebrik etti. Yapmak istediğiniz zaman savunma yapmak kolay da hücum yaparken savunma yapmak gerçekten zordur. Çocuklar hem
her türlü hücum varyasyonu denedi. Hem de rakibin hızlı çıkışlarına, kontrol ataklarına müsaade etmediler. Yanılmıyorsam kalecinin 5-6 tane net pozisyonu var. Kalecilerini kutlamak lazım. Müthiş bir maç çıkarttı. Senede herhalde 10-12 puan alıyor Karşamaskas. Bu ligin en iyi kalecilerinden birisi. Tebrik ediyorum. Önümüzde 8 maç var. En yakın rakibimizde 3 puan var. Kazansaydık bir adım daha yaklaşacaktık. Dediğim gibi bu milli arada önce sıkıntılarımızı halletmeye çalışacağız. Tabii biz her şeyi söylemiyoruz. Hafta içi gezmediğimiz yer kalmadı. Bir kere daha söylüyorum. Benim kontratımda bu seneye dair para yazmış olsaydı bu para istemelerin, şehrin büyüklerine gitmenin ya da başka şehrin önemli iş adamlarına gitmeye ön ayak olmazdım. Sanki kendi paramızı istiyormuş gibi bir hava oluşmasın diye. Vallahi gerekirse kapı kapı, apartman apartman dolaşacağım. Kendim için dolaşmıyorum. Bu çocukların başarılı olması için, bu takımın ligde kalması için. Dediğim gibi hafta içi önemli iş adamlarına gittik, değerli bürokratlarımıza gittik. Sağ olsunlar, hepsi iyi alaka gösterdiler. Ama şu ana kadar bir netice alamadık. Çocukları izine yolluyoruz. Biz de burada yarından itibaren bir şekilde artık elimize mendil mi alacağız, poşet mi alacağız? Bir şekilde bu takımın, bu çocuklara mutlaka bir ödeme yapmamız lazım. Yönetim elinden geleni yapıyor çünkü ama imkanları bu kadar. Onlar da sağ olsun, onlarla beraber gidiyoruz. Eğer yarın mümkünse bir de belediye başkanını ziyaret edeceğiz. Oraya da bir randevu talebimiz vardı. Dediğim gibi ben hayatımda insan kendisi için bir şey isteyemiyor ama konu bu çocuklar olunca ve çalıştığımız yer olunca bu takımın düşmemesi için her şeyi yapacağız. Yüzümüzü kızarttık gideceğiz. Yine gideriz, yine gideriz. Hiç bundan da gurur duyuyorum. Çünkü buranın ekmeğini yiyoruz, burası için mücadele ediyoruz. Bu çocuklar için de her şeyi yapmaya razıyım. Çünkü onlar sahaya çıkıyorlar. Beni mahcup etmemek için, bizi mahcup etmemek için her türlü onurlu mücadeleyi 6 aydır ortaya koyuyorlar ki ben daha 1,5 aydır buradayım. Bu çocuklar her şeyin en iyisine layık. Ben de onlar için gerekirse kapı kapı dolaşmaya, onlara para aramaya da ön ayak oldum. Bundan sonra da olurum. Bunu da bilmenizi istiyorum. İnşallah şehrin ileri gelenleri, büyükleri de bu sesimize kulak verir. Çünkü çok acı çekeceğiz ama biz bu ligde kalacağız. Ama bu ligde kalmaya çalışırken de bize yardım ederlerse bundan mutluluk duyarız. Tamam mı? Sorusu olan var mı? Bir puan aldıkları Mersin deplasmanında Mersin İdman Yurdu'yla Gaziantepspor karşılaşmasını değerlendiren Gaziantepspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu şunları söyledi. Tabii dün ve ondan önceki gün oynanan karşılaşmalara baktığımız zaman buradan puanla dönmemiz gereken bir mücadeleydi maçtan önceki düşüncelerimiz. Çünkü düşme mücadelesi veren takımlarla aramızdaki puan farkı en azından sabit kalması için buradan puan almak zorundaydık. Tabii bir taraftan her ne kadar puan farkı çok olsa da yine hissediyorsunuz içten. Dolayısıyla sondan devam etmek istiyorum. Bir puan bizim için çok önemli, çok değerli bir puan. Mersin takımı gerçekten çok iyi bir takım. Çok kaliteli oyuncuları var. Hocası da dahil olmak üzere. Oyunu ilk yarı itibariyle öngördüğümüz şekilde geçti. Çok baskılıydılar. Çok iyi oynadıklarını söyleyebilirim. Pozisyon da buldular. Özellikle 20 dakikalık bir periyotta, 15-20 dakikalık. Tabii biz bu zaman zarfında özellikle baskı halinde Mersin'in bastığı önde mücadele verdiği pozisyonun akabinde arkada bulduğumuz alanları çok değerlendiremedik. Burada daha çok ayağa top yapıp pas yapmaya çalıştık ama orada da yeterli olmadı. Yine de izin vermediler. Tabii ikinci yarı çok daha iyiydi bizim açımızdan. O alanları değerlendik. Sprinter oyuncularımız tabii buldukları alanları koşularla tabii değerlendirdikten sonra rakibi biraz daha kendi sahasına yönlendirdik. Bir 15 dakikalık periyot da böyle geçti. Dolayısıyla rakibin açıkçası hızını kestik. Sonlara doğru bulduk bir iki pozisyon. Değerlendirebildik ama rakibin de iyi pozisyonları var. Bir beraberlik bizim için önemliydi. Çok önemli bir puan. Milli takım arası var. İçeride oynayacağımız Trabzon ve Sivas karşılaşmaları öncesi bir puan. Çok iyi bir puan bizim için. Mersin İdman Yurdu'nun çalışmalarını devam ettirdiği Macit Özcan tesislerine eski kaptan Servet Çetin'in alacaklarına yönelik yapmış olduğu başvuru üzerine haciz işlemi başlatıldı. Servet Çetin'in alacaklarına karşılık yapmış olduğu başvuru üzerine başlatılan işlemler için Macit Özcan Spor Kompleksi'ne gelen haciz memurları tesis içerisinde gerekli tespitleri yaptı.
Bu sırada görüntü almaya çalışan basın mensupları tesis dışına çıkartıldı. Mersin İdman Yurdu Başkanı Hüseyin Çalışkan söz konusu haciz işleminin kendisinden önceki yönetimin Çaykur Rizespor maçı nedeniyle takım kaptanı Servet Çetin'e verdiği 1 milyon 200 bin liralık çek için başlatıldığını söyledi. Bu paranın bütün futbolculara ait olduğunu belirten Hüseyin Çalışkan, Servet'in bu para içerisinde ne kadar parası vardır? 20 bin veya 30 bin lira. Bu para bütün futbolcuların primidir. Ayrıca takım kaptanı olduğu için çek kendisine verilmiş durumda. Tutmuş bu çekin tamamını Servet icraya veriyor. Tesiste zaten alabilecekleri hiçbir şey yok. Neyimiz var ki? Dikili bir ağacımız bile yok. Neden haciz koyacaklar ki? Kendi arkadaşlarının formasına mı haciz koyduracak utanmadan Servet? Bunu yapmaması gerekirdi Servet'in. Yapsa da eline bir şey geçemeyeceğini zaten biliyordu. Bunu bile bile yaptı. Bunu bile bile icraya vermesinin manası yok. Takımın moralini bozmak için, sözleşmesini feshettiğimiz için Servet bunu yaptı. Bu takımın eski kaptanıdır Servet. Bu önemli maçtan önce bu hareketi yapmasını kendisine yakıştıramıyorum dedi. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta son sırada yer alan Tarsus İdman Yurdu ardı ardına mağlubiyetler almaya devam ediyor. Erteleme maçında hafta arasında oynadığı maçta Tepecik Spor'a mağlup olan Tarsus İdman Yurdu, ligin 27. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak lige veda noktasında bir adım attı. İstanbul Vefa Stadyumu'nda oynanan maça iyi başlayan ev sahibi Fatih Karagümrük 26. dakikada Serdar Dursun'un atmış olduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında karşı kalede etkili olmaya çalışan Tarsus İdman Yurdu skor tabelasını değiştirecek golü bulamadı. Tarsus defansında bulduğu boşlukları iyi değerlendiren Fatih Karagümrük 80. dakikada Serkan Odabaşıoğlu'nun atmış olduğu golle maçı 2-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı ve Tarsus İdman Yurdu ligde kalma mücadelesinde ciddi bir yara aldı. Türkiye Orienteering Federasyonu, Mersin Valiliği, Mersin Üniversitesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve TRT işbirliğiyle imzalanan Mersin Orienteering Tarih Sefarisi Ligi projesinin ilk yarışı Çiftlikköy kampüsünde gerçekleştirildi. 20 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yarışa Mersin'in çeşitli okullarından ve kulüplerinden 258 sporcu katıldı. Yaş gruplarına göre yarışan kadın ve erkek sporcular kendilerine verilen yarışma bölgesi haritasında belirlenmiş olan hedeflere sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya çalıştı. Yarışmanın sonucunda amfiteyatroda düzenlenen ödül töreninde bir konuşma yapan Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet İsmail Yağcı, Türkiye'de ilk kez Mersin'de hayata geçirilen Mersin Orienteering Tarih Sefarisi Ligi büyük ve önemli bir organizasyon. Her yaş grubundan yarışmacının katıldığı bu sporla çocuklar ve gençler hızlı düşünmeyi, hızlı hareket etmeyi ve haritayı 3 boyutlu düşünmeyi deneyim ediyorlar dedi. Ödül takdimi Down sendromlu çocuklara kendileri için özel olarak hazırlanan madalya ve katılım belgelerinin verilmesiyle başladı. Sporcular Mersin Orienteering Tarih Sefarisi Ligi'nin projesinin yarışma takvimine göre 3 Nisan Pazar günü Kanlı Divane'de, 17 Nisan Pazar günü Tarsus'ta, 15 Mayıs Pazar günü Ayaş'ta, 12 Haziran Pazar günü Uzuncaburç'ta yarışacak. Ligin son yarışı Soli Pompei Polis'te yapılacak.